Evet herkese merhabalar şu anda saat gecenin ikisi hafiften sahur yaklaşıyor yaklaşık bir saat bir buçuk saat olsa da ve arka planda birazcık davulcu duyabilirsiniz bu sebepten normal şartlarda tabii ki pencereleri kapatmam lazım ama oğlum yaz geldi lan hava felaket sıcak ve bir anda bastırdı artık küresel ısınmadan dolayı yani Dünya ikliminin nasıl sapıttığını çok rahatta tanık olabiliyoruz birinci elden birinci gözden yani bir gün önce böyle hafiften ha, hava ne güzel ya serin falan derken bir gün sonra diye böyle bir anda bir sıcak bastırıyor böyle diye gidiyorsun. Yani burada da o yaşandı. Son 2-3 gündür evde oturduğumuz yerde pişiyoruz. Normalde 7-24 vantilatör çalıştırmama rağmen şu anda tabii ki videonun sesinin ırzına geçmemesi açısından sadece orayı ve orayı açarak pencereyi açarak cereyan yaptırıyorum. Ve bu sayede birazcık hani en azından videoyu konuşurken böyle yani ter içerisinde kalmıyorum ki olacak zaman içerisinde. Muhtemelen oyun videolarında onu yaşayacağız efendim. Evet video başlığında da gördüğünüz gibi burayı açıklamaya geldiğimiz bazı konular var. Bir kişiyi açıklığa kavuşturmam gerekiyor belli ki. Belli ki değil zaten açıklığa kavuşturacaktım ama bir süre daha sırrı bende tutma niyetindeydim. Öyle olmadı. Bizim geçen yaptığımız E3 canlı yayınlarında Talha hafiften ağzından kaçırdı. Dosta işinden ayrıldı diye Evet efendim, işimden ayrıldım artık. E, turizm yani turizm sektöründe çalışmıyorum. Bunun tabii ki en önemli sebebi zaten ülkede turizmin ölmüş olması. Daha önce canlı yayınlarda ufaktan çıtlatmıştım işin yolunda, işlerin yolunda gitmediğinden, muhtemelen yollarımı ayırmam gerekeceğinden vesaire vesaire vesaire. E, kısaca özetlemek gerekirse basitçe özetlemek gerekirse daha doğrusu kısaca değil basitçe özetlemek gerekirse özellikle IŞİD saldırıları ve ardından da e, Rusya Rusya'nın uçağının düşürülmesinden sonra ülkemizdeki turist sayısı çok ciddi oranda azaldı. Yani turizm Türkiye'nin en büyük sektörlerinden biriyken bir anda ölü bir sektöre dönüştü. Özellikle ben her ne kadar onlarla çalışmasam da Rus turizmi Türkiye için çok önemliydi. Özellikle Akdeniz bölgesi için çok önemliydi. O bir anda sıfırlandı ve Antalya'da yani o bölgede bildiğiniz onlarca köklü şir, şirket onlarca firma böyle yıllardır devam eden ve hiç yani batması herhangi bir şekilde düşünmeyen firmalar bir anda çatır çatır battılar. Biz uzak doğuyla çalıştığımız için her ne kadar birazcık daha böyle bir şeyimiz vardı elbette birazcık daha müşterimiz var. Uzak doğulu müşteri biraz daha böyle vurdum duymaz bir müşteriydi ışı dolaylarında. Işı dolayı yaşandığında ve iki e, Japon öldürüldüğünde öncelikle bütün Japonlar bir anda gelmeyi kestiler. Ama bolca Çinlimiz vardı. Doluca Çinli vardı böyle hani aylık korkunç derece ne bileyim bir ayda 2000-3000 tane Çinli getiriyorduk sadece biz sadece bizim ajantamız çünkü Çin'den Türkiye'ye vize kalkmıştı. O yüzden de Çinli akım vardı. Çinli turist yani yağıyordu. Resmen Türkiye'ye yığılıyordu böyle falan. O yüzden biz, hani bizi çok etkilemiyor. Diyorduk ki ta ki Rusya uçağı düşürülene kadar dediğim gibi. Rusya uçağı düşürüldüğü andan itibaren biliyorsunuz hem Rusya hem Çin komünist devletler. O yüzden birbirlerini hani böyle bir komünist rejim bilmem ne tut. Birbirlerinin bir destekleme durumları var. Rusya uçağı düşürülen bir ülkeye asla gidemezsiniz diye. Çin'de bildiğiniz bildiri yayın İlanlı Türkiye'ye giden e, vatan hainidir tarzı şeyler. Hatta biletinizi aldı dışişlere bakın. Hatta Çin'de biletinizi aldıysanız e, iptal edin. Yani iptal edemiyorsanız gelin parasını ben ödeyeyim dedi. Hatta o kadar adamlar ciddiydiler. Yani bu düşmanlık konusunda. E, tabii ki ne oldu? Bir anda Çinli turiste bir boylayınca. Bizim acentadaki işlerimiz neredeyse sıfırlandı. Boş boş oturur hale geldik bütün gün ofiste ve bu birilerinin gözlerine batmaya... ...sanki bizim elimizde olan bir şeymiş gibi, sanki o uçağı biz düşürmüşüz gibi birlerine batmaya birazcık stres olmaya başladı ofis ortamı. Ve ben de ufaktan şevkimi çalışma isteğimi yavaş yavaş kaybediyordum. Ve gerçekten çok ciddi strese girmeye başlamıştım ofiste son dönem. neyse işte sonuç olarak işimden ayrılmam gerektiğine karar vererek en sonunda ayrıldım. Onlar beni kovmadan ben ayrılayım dedim açıkçası. Ben firmamızın bir ayda geç batacağını ve kovulacağımı düşünüyordum ama son birkaç haftada olan olaylardan sonra artık daha fazla katlanamayıp kendim ayrıldım. Çünkü beni içten içe yiyip bitirip öldürüyordu. Bu arada Davulcu abi de sağ olsun arkadan bu konuyu daha epik bir şekilde anlatmak için bildiğiniz şu anda arka plan müziği veriyor. Fon müziği veriyor ama abi burada da yani üzücü bir şeyler girmek gerekiyordu. Neyse dalga geçmeyelim bu konuyla. Birileri bazı şeyleri çok ciddi algılıyor çünkü. Neyin ne olduğunu bilmeden her neyse. Evet kısacası artık işsizim. Artık bir işim yok. Yani en azından her ay sabit geliri olan bir işim yok artık. Daha önce bununla alakalı bir vlog çekmiştim eğer hatırlıyorsanız. Eğer YouTube benim mesleğim olsaydı diye. Umuyorum şu anda o davul benim sesimi bastırmıyordur. Ben çünkü konuşmaya devam edeceğim ama. Ee, şöyle ki neler yapabileceğimden, kanalı neler koyabileceğimden, kafamda ne tür video konseptleri olduğundan ama zamanım olmadığı için bunları yetiştiremediğimden vesaire falan filan bahsediyordum. Ee, sanıyorum o planı devreye sokma zamanı geldi. Yani YouTube benim için her zaman hobiydi. Şu ana kadar bu işi gerçekten para için yapmışlığım çok olmamıştı açıkçası. Daha çok her zaman bir yan projeydi her zaman için. Yani işten geldiğim zaman oturup üzerinde uğraşabileceğim eğer kafam yerindeyse eğer gerçekten yapmak istiyorsam veya gerçekten insanlara anlatmak istediğim bazı şeyler olduğunu düşünüyorsam oturup üzerine çalıştığım bir yan projeydi benim için. Hiçbir zaman için hayatımı YouTube'a adayarak geçirmemiştim şu ana kadar. Ama şu an artık yani sabit geliri olan işimi kaybettiğime göre bunu asıl ana kaynağa dönüştürmek zorundayım gibi bir durum söz konusu. Çünkü bu kadar yani turizm bu kadar ben turizm mezunu bir insanım. Yani üniversitede turizm rehberliği okudum. Rehber, rehber olarak 3 sene çalıştım. Rehberlikten nefret ettiğim için ofis işine geçtim ve son yine 3 senedir ofis işindeydim. Ee, ama yani şu anda turizm bu kadar kötü durumdayken benim zaten turizm sektöründe iş bulma şansım yok. Bulsam da şu ankinden çok farklı bir ortam olmayacaktır zaten turizmin şu anki durumunda. Ee, o yüzden de dediğim gibi toptan kendimi YouTube'a adamaya karar verdim. Bundan böyle YouTube'dan devam edeceğim. YouTube'a videolar yaparak ve bu oldukça umutsuz açıkçası. Söylediğim şey hiç kolay değil. Bir insanın YouTube'dan gelen parayla geçinebilmesi hiç kolay değil. Ee, yani YouTube gerçekten bir gelir kaynağı haline getirebilmem için bayağı bir çaba sarf etmem gerekecek. Bayağı bir zaman harcamam gerekecek. O yüzden de bazı değişikliklere gidilecek. Öncelikle benim kanalımda şu ana kadar elbette ki seri videolar, bilmem neler zaten, gameplay... Yani kanaldaki tüm videolara baktığımızda gameplay videoları oynanış yani benim seri şeklinde veya sadece ilk izlenim olarak çektiğim videolar her zaman için çoğunlukta neredeyse %90 orandadır belki baksak bilmiyorum top, şu an toplam kaç videom var onu bile bilmiyorum ama baksak yani muhtemelen %90 oranda sırf gameplay'dir %10'da benim çektiğim koleksiyon inceleme işte arada 1 iki top bir iki tane var zaten top 10 videosu işte bir iki farklı konseptteki videolardır muhtemelen çoğunluk. Ben aslında amacım en başından beri çoğunluğumu yani asıl kafamı incelemelere falan filan vermekti. En başından beri kanalımın amacı oydu. inceleme videoları yapmak, kurguları üzerine çalışmak, metinleri üzerine çalışmak ve insanlara dediğim gibi bir şeyleri aktarabilmekti amacım. Ama bir şekilde araya yani hep seriler vesaire falan filan girdi. Bir şekilde onları da çektik her ne kadar bazen istemeyerek bazen isteyerek olsa da. Ee, en sonunda yaptığım bir açıklamayla zaten daha fazla belli bir noktada yani daha fazla seri video çekmeyeceğimi ve dediğim gibi tüm odağımı incelemelere vereceğimi söylemiştim ve sırf yani 3-4 ayda bir de olsa bir inceleme falan çıkarmaya çalışıyordum vesaire vesaire. Şimdi artık durum farklı. En son Uncharted 4 serisini de çektikten sonra gördüm ki yani bu seri videolar kanalın bir şekilde büyümesi için gerçekten önemliler. Ee, ve bundan sonra izleyeceğim yol şu şekilde olacak zannetmeyin ki bundan sonra sadece seri video çekeceğim falan gibi bir şey söyleyeceğim öyle bir şey kesinlikle yok hayır normalde benim planım şuydu eğer bir gün gerçekten e, yani işimi kaybedersem ki son birkaç aydır zaten kafam dönüp duran bir soruydu bu İşimi kaybedersem youtube'a ne şekilde devam edebilirim diye ee, insanların seri açlığını gidermek için muhtemelen canlı yayınlara abanırım diye düşünmüştüm canlı yayınlardan devam ederim işte haftanın belki 5 günü her akşam canlı yayın yaparım. Sabahları da yani akşam olmayan saatlerde de sabah 9'dan akşam 6'ya 7'ye kadar canlı yayın saatine kadar o haftanın her hafta bir inceleme videosu çıkarabilirim. Bir tane inceleme videosu ile götürebilirim işleri. Her hafta bir tane her gün yani günü sabit saati sabit her hafta bir inceleme videosu şeklinde düşünmüştüm. Yani YouTube'a sadece ayda 4 video olarak planlamıştım açıkçası. Gerek alanda canlı yayınlardan sağlamakta amacım. Ama e, maalesef ne yaparsam yapayım canlı yayınları seven arkadaşlar bilirler çok fazla teknik sıkıntı yaşadım ve ne yaparsam yapayım çözemedim. Yani ben hep laptop kullandım çok uzun yani YouTube'a başladığımdan beri laptop kullandım masaüstü bilgisayar çok uzun yıllardır kullanmıyorum. E, laptoplarda da belli başlı sıkıntılar hep oluyor masaüstü kadar stabil şeyler vermiyorlar performans sağlamıyorlar eee her ne kadar hem de oldukça güçlü bir laptop olsa da e, ne yaparsam yapayım Elgato'da bir ses görüntü senkronizasyon bozukluğu yaşanıyor. Bütün yayınlarda var bu. Yayın belki ilk 10. dakikası, belki de ilk 1. dakikasında yayın yapmadan önce ayarlamış olmama rağmen ses görüntü kamera her şey bir anda uçup saçma sapan noktalara dağılıyorlardı. ve bir yani bu bütün yayının içine ediyordu açıkçası. Ben durup teker teker her şeyi baştan senkronlamam gerekiyordu yayının ortasında. Ve bir 10 dakikalık sürekli mola verip bir saniye çalışıyor mu? Şu bir buradan senkronla mikrofonla benim sesim uyuşuyor mu? Oyunla şeyin sesi uyuşuyor mu? Onunla bu bununla bilmem ne falan tam bir işkence. Ve bütün yani bütün canlı yayın yapma şevkimi elimden alıp atıyor resmen. Yani canlı yayın yapasım gelmiyor böyle bir durum olunca da canlı yayınlara her ne kadar geri dönme niyetim olsa da e evet geç belli bir noktada geri dönme niyetim olsa da şu anda şu noktada yapmayı düşünmüyorum tüm bu teknik sıkıntılardan dolayı çünkü kime sorduysam işte insanlar şu yayıncıyla ile nasıl çözü bu yayıncıyla ile nasıl çözü gibi şeyler söylüyorlar bütün yayıncılarla konuştum tek bir çözüm yöntemi var. Bu da masaüstü bir bilgisayar toplayıp dıştan bir şey değil de external bir kayıt yazı değil de direkt olarak internal yani daha harici değil de dahili bir e, kart kullanarak o toptan şeyi e, gecikmeyi görüntünün yani bu capture kartlarının şey olan harici olan e, capture kartlarının görüntü kaydetme cihazlarının her zaman için bir gecikmesi oluyor. 3 saniye oluyor, 4 saniye oluyor. O tamamen USB'den gelen görüntünün yani hani o anki ve o anki bilgisayar performansına göre oranıyla değişimi. Doğal olarak yayın içinde bu sürekli değişiyor ama yani dahil olan bir karta böyle bir sıkıntı yok. Kısacası şu anda önümdeki plan eğer ekonomiyi doğru bir oranda tutmayı başarabilirsem elbette eğer de geç bir masaüstü bir bilgisayar ve dahili bir ek, e, capture card karda sahibi olmak. Eğer böyle bir şey yapmayı başarabilirsem o zaman canlı yayınlarda herhangi bir sıkıntı olmadan çünkü görüntü delay'siz olarak karda geleceğinden e, ve ben de onu direkt herhangi bir delay ile zaten zutla uğraşmadan hemen hemen direkt şeye verebileceğimden yayına verebileceğimden bir sıkıntımız olmadan o yayınları yapabiliriz. Ama şu aşamada böyle bir şey mümkün değil ve ben daha fazla o yayınlarda o strese girmek istemediğimden şimdilik yayınları yani düzenli olarak bir yayın sözü veremiyorum. Normalde kafamda aslında haftada 3 gün yayın yapmak vardı. Pazartesi, çarşamba, cuma olarak e, her akşam işte saat 8'den 10'a kadar yayın yapma niyetindeydim. Haftanın geri kalan günlerinde de her an yayın açabilirdim. Hani o 3 gün kesindi. Haftanın geri kalan günlerde de canım sıkılırsa akşam oyun oynuyorsam mesela ve bir anda sizle muhabbet etmek istiyorsam hemen yayın açabilirdim. Planım buydu ama şu an için bu planı birazcık askıya alıyorum. Eğer bir bilgisayara sahip olabilirsem, masaüstü olarak düşündüğüm şekilde o plana geri döneceğiz. Şimdilik benim ana odağım YouTube olacak. Peki nasıl ilerlemeyi planlıyorum bu noktadan sonra? Öncelikle bu hafta içerisinde çok fazla video görmeyi beklemeyin. Bu hafta benim e, ilk boş haftam. Oturup bir şeyler yapmaya çalışacağım ilk hafta. İçerik üretmeye çalışacağım ilk hafta. O yüzden bu haftayı bir es geçeceğiz. Bu hafta için özür diliyorum çok fazla içerik koyamayacağım için. Bir tane el izlenim videosu gelecek. Bir de Resident Evil demosu çekeceğim. Normalde Talha Aynacı ile birlikte çekme niyetindeydik demoyu ama kendisinin işleri olduğundan gelemedi. Ben tek başıma çekeceğim. Henüz oynamadım çekmeyeceğim onu. Ee, bu hafta içerisinde gelecek olan kesin geleceğini söyleyebileceğim tek iki video bu. Ama ondan sonraki haftadan itibaren programın şu şekilde olmasını planlıyorum. Ee, hafta içi her gün... Herhangi bir yani bir, birkaç tane farklı video serisine başlamayı düşünüyorum şu anda o çünkü daha önce oynamadığım birkaç tane oyun var ve bir şekilde onları seri mantığını uydurabilirim gibi duruyor şu anda en azından dediğim gibi kanalın devamlılığı kanalın akıcılığını sağlamak için ve dediğim gibi bir şekilde bir. Kalabalığı buraya çekmek zorundayım. Ben şimdi size karşı dürüst konuşuyorum. Burada şey demiyorum. Çok süper videolar çıkaracağım falan filan demiyorum. Seri videoları tamamen ve tamamen kanalın e, nedir orada doğru kelimeler? Sirkülasyonunu sağlamak için çekeceğim. O yüzden hani hafta içi her gün bir seriden bir video aynı seriden olabilir. Farklı serilerden haftanın 5 günü bambaşka serilerden videolar olabilir. Şu an ne olacağını konusunda ben de emin değilim. Şu an kafamda oyunlara da karar vermiş değilim. Sadece kafamda belki Kingdom Hearts'a devam edebilirim diye düşünüyorum. Belli bir kesim vardı. Belli bir kesim seyrediyordu. O da beni mutlu ediyordu gerçekten. Her ne kadar yani Kingdom Hearts'ın e, çok fazla nefret edenin de olduğunu bildiğim gibi. E, Belli bir kesimde seviyordu ve izliyordu onları zamanda. 2 sene önce mi 3 sene önce mi ne çektiğimde. Ona kaldığım yerden devam edebilirim. Baya bir soran insan olmuştu. O da beni sevindirmişti ama gerçekten o dönem seri çekmek kesinlikle istemediğim için. Kingdom Hearts'a yani süresiz bir şekilde ara vermiştim. Ona devam edebilirim. Onun haricinde kafamda South Park Stick of Truth var yeni yani E3'te gösterilen Fracture Bad sonra kesinlikle oynamam gerekti. Yani oynayacaktım zaten de şu an iyice hype'a geldim. O yüzden şu an daha böyle bir gazlıyım o oyunu oynamak için. şuradaki kitaplığımda duruyor. Hemen çıkarıp oynayabilirim istediğim an. Ee, Metro'nun iki oyunu var. Elimde remastered olan PlayStation 4 versiyonları var. Onları oynama planındayım. Seri mantığına ne kadar uyarlar? Hiç oynamadım. Nasıl oynanışları? Düz, düz bir FPS mi yoksa korku odaklı mı? Nedir nedir Hiçbir fikrim yok. Yani ilk kez onları oynayacağım. Bakacağım gerçekten seri olabiliyorlar mı? Olamıyorlar mı? Wolf Among belki seri yapabilirim. Oynamadım hala. Genelde yani kanalda genel olarak biliyorsunuz bir dönem sırf sinematik oyunlar üzerinden gittik ki Genelde onları yaparken daha çok yani onları seri yaparken daha çok zevk alıyor gibiyim Ondan dolayı Wolf Mangası seriye çevirebilirim Şu an aklımda böyle birkaç tane şey var Herhangi birini henüz kesin kararlaştırmış Yani muhtemelen King Hearts'a devam ederim O kesin diğerleriyle alakalı kesin bir şeyim yok şu anda Kesin bir karar vermiş değilim Haftanın ama hafta içine bunları tamamen yayma niyetindeyim Bunlardan bu bir hafta içerisinde elimden geldiğince fazla bölüm çekerek bir sonraki haftayı doldurma amaçlı bir işleme girişeceğim ama asıl odağım söylediğim gibi peki siz soracaksınız tabii inceleme videoları vesaire ne olacak diye. En zamanda şey yaptığım gibi duyurduğum gibi o işte YouTube benim işim olsaydı mesleğim olsaydı vlogunu duyurduğum gibi kafamdaki şey hala devam ediyor. Her cumartesi bir tane kurgusal video yani bu kurgusal derken üzerine kasılmış video anlamına söylemeye çalışıyorum aslında kurgusal doğru kelime değil orada. Bir tane inceleme, koleksiyon, PlayStation 3 koleksiyon videolarına da devam edeceğim mesela. Onlara devam edeceğim. Koleksiyon olabilir. Top tenlerden bir şey olabilir. Ondan sonra kimsenin takmadığı oyunlar serisinden bir video olabilir. Onlara da devam, ona da devam etmek istiyorum. Yani sadece bir bölüm çektim kaldı kimsenin takmadığı oyunlar ki gerçekten yani Benim yaparken çok zevk aldığım bir konseptti. Umarım sonraki bölümlerde o kadar eğlendirici olabilir. Sonraki bölümler birazcık daha ciddi olabilir bu arada. İlk bölüme göre ilk bölüm bayağı geyikti ama sonraki bölümler daha ciddi olabilir. Onunla alakalı garanti veremiyorum. Henüz metin yazmadım çünkü. Ondan biri olabilir. Farklı belli başlı Başka bir şeyler düşünürsem başka bir video konsepti gelirse aklıma yine böyle kurgulayabileceğim, metin yazabileceğim falan öyle bir şey olabilir. Kısaca cumartesi günü aslında benim için haftanın en önemli günü olacak. Çünkü benim en, üzerine en çok emek harcadığım videolar cumartesi günü yayınlanacak şeklinde planlıyorum. Pazar günü ise uzun süredir yapmadığımız haftalık vlog. Bunun ismini haftalık vlog koymayacağım şu anda sadece vlog olarak adlandıracağım ama... E, bundan sonraki hafta yani şu an içinde bulunduğumuz hafta değil sonraki haftadan itibaren tekrardan haftalık videolara geri döneceğim her hafta pazar günü kameranın karşısına geçeceğim ve gene oyunlarla alakalı alakasız herhangi bir konuyla alakalı konuşacağım ya, oyun olmak zorunda değil pek çok farklı konudan konuşuyordum siz de hatırlarsanız yani orada böyle aklıma gelen her şeyle alakalı o anda yani açıkçası bir konu bile düşünmeden kamera karşısına geçip ya yarım saat 45 dakika konuştuğum olmadı değil daha önce oldu. Gene o tarz bir şeyler yapmayı deneyeyim diye düşünüyorum. Yani kanalı böyle bir rayına oturtmayı deneyelim bakalım. Böyle bir bir ay, iki ay bir gitmeyi deneyelim. Ben de bir gidişata bakayım. Nedir, ne değildir, neler yapabiliyorum. Bu sırada elbette ki iş aramaya devam edeceğim. O ayrı bir mesele. Yani YouTube her ne kadar evet yani bu gerçekten benim mesleğim olsaydı çok severek yapardım çok ee, yani muhtemelen dünya üzerindeki en iyi meslek olurdu. Ama Türkiye'de gerçekten çok zor. Türkiye'de gerçekten çok büyük kitlelere hitap etmediğiniz sürece yani buradan hani sizi bir ay geçindirebilecek kadar bütün faturalarınızı masraflarınızı karşılayabilecek kadar bir para kazanmak gerçekten zor. Çünkü YouTube'daki reklam gelirleri vesaire de oldukça düşük. Yani birazcık sıkıntı o yüzden. Ee, bakalım şimdilik burayı sadece bir ekstra plan olarak kullanalım. ekstra plan değil ana odak olarak kullanalım burayı birkaç aylığına. Eğer hiçbir çözüm bulamazsak yani ben de o sırada iş aramaya devam edeceğim dediğim gibi ne olacak ne bitecek bilmiyorum ama bakarsanız belki de başarılı olur, başarılı oluruz. Belki de YouTube gerçekten şeyi sağlamayı başarır. Yeterli geliri sağlamayı başarır ve gerçekten bir ben de sadece YouTube'dan para kazanarak böyle gururlu ben bir YouTuber'ım diyebilirim belki ama kolay değil onu biliyorum kolay olmadığını biliyorum onun o yüzden de çok fazla umutları da kapılmak istemiyorum açıkçası yani şimdilik durum bu ee, eğer çok fazla oynanış videosu görüyorsanız göreceksiniz bundan sonraki bunun da sebebi bunlar işte saydığım şeyler. İşimi kaybetmiş olmam, kanalda bir sirkülasyona ihtiyaç olması malum mesleğe çeviriyorsak durum bu. Kimseye yalan söylemiyorum. Kimseye gerçekten bu seriyi yaparak anlatacağım bir şeyler var falan filan demiyorum. Sirkülasyon için yaptığım videolar olacak genel olarak. Umuyorum eğlenceli olurlar. Umarım severek seyrederseniz, seyretmezseniz de canınız sağ olsun. Açıkçası sizin yerinizde olsam ben de izlemezdim. Çünkü ben bir oyunu izlemek değil, oynamayı seven insanlardanım. Yani başka birinin oynamasını niye izleyeyim ki diyerek de böyle bir bitireyim videoyu. Seyahatiniz için teşekkürler. Ee, dediğim gibi gelecek haftanın pazar gününde ki vlog asıl önemli olan vlog'u orada artık her şeyi bir, yani kafamda toparlamış olurum bir şeye oturtmuş olurum şemaya oturtmuş olurum hangi gün ne yayınlanacak hangi seriden ne yayınlanacak vesaire falan filan onları iyice bir kafamda toparlar sunarım efendim huzurunuza ve daha orada hatta belki kanala fragman bile koyarım ilk kez bir kanala fragman çekmem gerekebilir son iki sorunuzu da hemen cevaplayayım yani insanlar E3'ü yorumlayıp yorumlamayacağımı sormuşlar Açıkçası eşek kadar adamlar kanalımızda biliyorsunuz 3 kişi Çağlar Avcılı, Talha Aynacı ve ben benim dahil olduğum başka bir kanal var. Tamamen şu an için tamamen sohbet üzerine oyun sohbeti üzerine kurulu bir kanal. Orada her hafta pazar akşamı saat 8'de bir Gcast adında bir programımız var. Yaklaşık 1-1,5 saat boyunca 3 tane adamın oturup oyunlar üzerine konuştu her hafta farklı konulardan o haftanın haber başkanına göre falan konuşulan bir program. Eğer bilmiyorsanız diye söylüyorum. O programın bu, bu haftaki konusu E3 ve biz orada bütün E3'ü değerlendirdik tüm konferansları vesaire. Ama tabii ki bazı insanlar sadece beni izlemeyi seviyorlar. Bazı insanlar ki niye öyle bilmiyorum. Niye diğer iki insandan hoşlanmıyorsunuz bilmiyorum. Onu sorgulama şansım yok elbette ama bazıları da hiç beni sevmiyorlar. Diğer ikisini izlemeyi seviyorlar mesela. Talhan'ın kitlesi benden nefret ediyor onu biliyorum. Ee, eğer tabii ki... Eğer sadece ve sadece benim düşüncelerimi merak ediyorsanız... Kesin bir şey söylemek istemiyorum ama... Bu hafta içerisinde basit bir özet videosu yapabilirim gene. Her sene yaptığım gibi... E3 2016 adında böyle vlogumsu herhangi bir kurgusu olmayan bir oyundan bahsederken onun görüntüsünün geçmeyeceği hani genelde öyle bir eleştiriniz var niye koymuyorsun falan filan diye oğlum uğraşamam onunla. <laughs> çok uzun iş o gerçekten çok uzun iş. Yani sadece gerçekten benim düşüncelerimi merak ediyorsanız öyle bir video yapabilirim. Bakın kesin yapacağım demiyorum. Yapabilirim eğer şimdi yeterli şey ki bulabilirsem konuşacak hem çok şey var hem çok az şey var çünkü birazcık böyle keserek bir saat boyunca değil de daha öncekilerde olduğu gibi keserek biraz da kısarak sadece benim ilgimi çeken kısımların üzerine birazcık düşerek geri kalan kısımların <laughs> diyerek geçerek falan bir video yapabilirim. Onun haricinde hala çok gelen bir soru garip bir şekilde Civil War vlogu neden yok hala hani neden Civil War ile alakalı görüşlerini belirtmedin diye de e, sorular gelmekte. Um, aslında yani o Gcast programımızın teaser'ı vardı benim kanala koyduğumuz orada kısaca bahsettim sivil War'la alakalı görüşlerinden ama eğer gerçekten merak ediyorsanız şu andan itibaren de aslında eski efemleri konuştum orada burada da konuştum üzerine birazcık Civil War'la alakalı eğer gerçekten merak ediliyorsa bir sonraki vlog'da diyelim ee, programı verdikten sonra yani asıl schedule'ımız hafta boyunca da schedule'ımız nedir? Hafta boyunca ne yapacağımızı bastıktan sonra belki bir sonraki vlog'u Civil War'a adayabilirim. Civil War filmine adayabilirim. Açıkçası şu ana kadar çekmememiz sebebi de dürüst olayım size tepkilerden korkmamdı. Onda detayını bir sonraki vlog'da veririm. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Bu haftaki yani şimdilik giriş vlog'u ve daha çok kanalın ne yöne gideceği ile alakalı olan bu vlog'u seyrettiğiniz için teşekkürler. Umarım kendimi yanlış anlatmamışımdır. Umarım beni yanlış anlamamışsınızdır. Ben de dediğim gibi her hafta yani normalde olduğundan daha çok inceleme vesaire çıkarmaya bir yandan çabalarken bir yandan da elimden geldiğince kanalın sirkülasyonunu belli bir seviyede tutmaya çalışmak için böyle bir karar almış durumdayım. Bu kesinlikle ve kesinlikle o videolara engel olmayacak şekilde yani inceleme videolarına ve o diğer kurguyla uğraştığım videoları engel olmaması için elimden geleni yapacağıma, elimden geleni çabalayacağıma söz veriyorum. Kitleme ihanet etmek gibi bir niyetim yok. Yani asıl böyle sadık takipçilerim en başından beri beni sadece o videolar için takip eden kitleye ihanet etmek gibi bir niyetim kesin yok. Aksine hızlandırıyoruz yani. 3-4 ayda bir değil de haftada bir tane getirmek için elimden geleni yapacağım. Her neyse uzattıkça uzatıyorum. Aynı şeyleri tekrarlıyorum. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki vlogda, videoda vesairede görüşmek üzere. hadi bay bay.